Merhaba sevgili arkadaşlarım. Bugünkü dersimizde kimyasal tepkimelerde denge ünitesine giriş yapacağız. Sevgili arkadaşlarım, evrende iki eğilim vardır. Bir tanesi maksimum düzensiz olmak maddelerin, bir tanesi de minimum enerjiye sahip olmak. Aslında bu iki eğilim birbirine zıt bir durumdur. Bir madde maksimum düzensiz olursa yüksek enerjili olur. Minimum enerjiye sahip olursa da maksimum düzenli olur. Düzensiz değil, düzenli olur. Yani iki zıt istek birbiriyle çatışır durur. Bunu şöyle izah edebiliyoruz. Hani bir insan derse ki banyo yapmak istiyorum ama ıslanmak istemiyorum derse bir zıtlık oluşturur. Öyle değil mi? İki istek birbiriyle zıtlık oluşturur. Ya da ne bileyim röportaj yapmak istiyorum ama yayınlansın istemiyorum. Dediğimiz zaman da yine bir zıtlık oluşur. Öyle değil mi? İşte tam bu iki zıtlığı anlatan ifadeler arkadaşlar. Maksimum düzensiz olma ve minimum enerjiye sahip olma isteği maddelerin iki iki eğilimi vardır. Bu iki eğilim zamanla çatışır durur. Kıymetli arkadaşlarım, şimdiye kadar biz tepkimeleri yazarken şöyle yazdık. Mesela diyelim ki azot artı hidrojen tepkimeye girer, gaz olarak tepkimeye girer ve ne oluşur dedik sevgili arkadaşlarım? Amonyak oluşur dedik. Hep bu şekilde değerlendirdik. Peki oluşan amonyaktan tekrar bunlar oluşmaz mı? Birçok tepkime de oluşur arkadaşlar. Yani azotla hidrojenden amonyak oluşur. Amonyaktan tekrar bu oluşur. O oluşur, o oluşur ve bu sonsuza kadar devam eder. Öyle bir an gelir ki artık harcanan miktarla oluşan miktarlar eşit olur ve bu eşitlik durumunda bunların derişimleri sabit olur. İşte o sabit olma anına ya da ileri tepkimenin geri tepkime hızına eşit olduğu ana biz ne diyoruz? Denge diyoruz ve denge üzerinden konuşmaya çalışacağız bu dersimizde. Sevgili arkadaşlarım, dengenin kurulabilmesi için öncelikle sıcaklığın sabit olması gerekir. İkinci olarak da sistemin kapalı olması gerekir denge olayı olduğu zaman yani denge anında ileri tepkime ile geri tepkimenin hızı birbirine eşit olur. Yani şurayı ileri tepkimi olarak değerlendirirsem, şurayı da geri tepkimi olarak değerlendirirsem bu iki hızın birbirine eşit olduğu anda denge kurulur ve denge olayları tersinir olaylardır. Bu şekilde çift yönlü ok ile gösterilir kıymetli arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlarım denge dinamik bir olaydır. Hiçbir zaman durmaz. Yani maddelerden ürünlerden girenler, girenlerden ürünler oluşumu hiçbir zaman durmaz. Biz bunu kısaca şöyle izah ediyoruz: Dengedeki makroskopik olayların, yani denge olayında makroskopik olaylar durmuştur, mikroskopik olaylar devam eder. Yani gözle görülebilir olayların bittiği, gözle görülemen olayların sonsuza kadar devam ettiği an aslında nedir? Denge anıdır. Denge reaksiyonlarında hiçbir madde tükenmez. Dolayısıyla da tam verimli reaksiyonlar değildir. Bir tepkimenin %100 verimli olabilmesi için tepkimeye giren maddelerden en az bir tanesinin ne olması gerekir arkadaşlarım? E, tükenmesi gerekir ama denge anında böyle bir durum söz konusu değildir. Sevgili arkadaşlarım denge anında maddelerin derişimleri sabittir. Derişimlerinin sabit olması, derişimlerinin eşit olması anlamına gelmez. İkisi arasında ne fark var? Ya efendim şöyle bir fark var. Yine aynı tepkimeyi yazarsam şu şekilde... Bunu yazdım. Dengeyi anlatan güzel bir tepkimedir arkadaşlarım. Bununla ilgili örneklerimiz de vardır bizim. Şu şekilde. Bu denge anında bu 1 molar, bu da 1 molar, bu da 1 molar olabilir. Artık denge anında dışarıdan müdahale yapılmazsa bunların derişimleri birdir. Denge anında 1 molar, 2 molar, 3 molar olabilir. Böyle de bir denge kurulabilir. Ya da 5 molar, 4 molar, 2 molar ya da sizin aklınıza gelecek başka şekillerde de denge kurulabilir ama denge anında artık bunlar değişmez. Eğer böyle bir denge kurulduysa denge anında bunların moları budur. Ya da denge anında böyle bir denge kurulduysa artık bunların molaritesi budur diyoruz kıymetli arkadaşlarım. Şimdi şöyle kapalı bir kaba sevgili arkadaşlarım kapalı bir kaba su doldursam, şu şekilde buraya su doldursam ne olur? Suyun bir kısmı buhar oluşur mu? Oluşur. Oluşur kalmaz ama oluşan buharın bir kısmı tekrar su olur. Tekrar buhar tekrar su, tekrar buhar tekrar su. Öyle bir an gelir ki ne kadar buharlaşıyorsa o kadar da sıvılaşır. Ve işte bu ana biz denge diyoruz. Denge kurulduğu zaman buhar miktarı da sabittir, sıvı miktarı da. Hani bir değişim var sürekli devam ediyor. Ama şöyle bir şey var, miktarları değişmiyor. Ne kadar su varsa, o kadar su sürekli sabit. Ne kadar buhar varsa, o kadar buhar sürekli sabit. Ama dönüşüm birbirlerine devam ediyor. Ne kadar dönüşlüse o kadar, yani ne kadar buhar suya dönüştüyse o kadar suda buhar oluyor yoluna devam ediyor diyoruz. Sevgili arkadaşlarım, şu şekilde bir kabın içerisinde su olsun içerisine gümüş klorür atsam çözsem, atsam çözsem, atsam çözsem, artık çözelti çözelti doysa. Ben hala atmaya devam etsem, attığım gümüş ne yapar? Dibe çöker mi? Elbette ki çöker. Artık burada bir çöken çöküntü oluşturur. Olay böyle kalır mı? Efendim kalmaz. Ne no, no olur peki? Buradan bir miktar çözünmeye devam eder. Buradan bir miktarda çözünmüş gümüş klorür çökmeye devam eder. Yani şu şekilde bir denge kurulur ve denge anında çözünme hızı çökelme hızına eşit olur. Yani ne kadar çözünüyorsa o kadar çökelme meydana gelir. Ve dolayısıyla da biz ona ne diyoruz? Denge diyoruz. Denge olayında arkadaşlar sistemin kapalı olması gerekir demiştik. Kabın kapalı olmasına da gerek yoktur. Yani mesela şuradaki su kapalı sistemi oluşturur sevgili arkadaşlarım. Ha, kab da kapalı olursa zaten o da bir kapalı sistemdir diyoruz. Sevgili arkadaşlarım şöyle bir denge tepkimemiz olsa A ve B maddesinden C ve D ürünleri oluşsa. Şimdi bu tepkime bu, bir bu tarafa devam ediyor bir de bu tarafa doğru değil mi? A ve B'den C ve D oluşuyor. C ve D oluşuyor. C ve D'den de A ve B oluşuyor. Gelin şimdi biraz bir hesap kitap yapalım. Daha önce bildiklerimizi de kullanalım. Şimdi denge anında ne dedim? V ileri, ileri tepkimenin hızı eşittir. Ve geri, geri tepkimenin hızı eşittir. Ben burada ileri tepkimenin hızını nasıl yazabilirim? Şöyle yazabilirim. V ileri eşittir k i, hız sabitim çarpı a'nın derişimi çarpı b'nin derişimi diye yazabilir miyim? Elbette ki yazarım hocam dediğinizi duyar gibiyim. Peki geri tepkimenin hızını nasıl yazarım? V geri eşittir. Geri tepkime de k g çarpı c'nin derişimi çarpı d'nin derişimi yazabilir miyim? Yazarım. Hani bu ikisi eşitti. Yani ileri tepkimenin hızıyla geri tepkimenin hızı eşitti. Hadi bunları eşitleyelim o zaman. Yani ne demek istiyorum? KI, A'nın derişimi çarpı B'nin derişimi eşittir. KG, C'nin derişimi çarpı D'nin derişimi diye bir eşitlik yazdım mı? Yazdım. Şimdi burada bir hokus pokus, allem gallem yapalım. Şu K, e, hız sabitlerini bir araya toplayayım. Şurası KI bölü KG olsun. O da eşittir. C köşeli parantezinde D. Köşeli parantez molarite demektir arkadaşlarım. A'nın derişimi çarpı B'nin derişimi. Bazen hızlı yazarken yuvarlak gibi oluyor ama şu demek kimyada molarite anlamına gelir. Sevgili arkadaşlarım burada KI bölü KG'ye biz kısaca KC diyeceğiz. KC. KC derişime bağlı denge sabiti. <laughs> derişime bağlı denge sabitini ben nasıl buldum? Ürünlerin derişimlerinden Değil mi arkadaşlar? Ürünlerin derişimleri ni tepkimeye girenlerin affedersiniz girenlerin derişimlerine bölerek ne yaptım? Bunu bulmuş oldum. Bu bizim KC denge sabitimiz. Biz bu süreçte denge konularında KC'yi göreceğiz, KP'yi göreceğiz, KA'yı göreceğiz, KB'yi göreceğiz, K KB suyu göreceğiz ve KÇÇ'yi göreceğiz. Saydığım bütün K'lar büyük K'lardır ve büyük K'ları sadece Sıcaklık değiştirir. Kıymetli arkadaşlarım yeri geldiği zaman da bahsedeceğim. Sevgili arkadaşlarım denge de KC'yi yazarken, denge sabitini yazarken, derişime bağlı denge sabitini yazarken yavaşça da hızlı basamağa binmeye gerek yoktur. Çünkü denge denklemi net basamağa göre yapılır. Yani toplam denge tepkimesine göre yazılır. Yani ara basamaklar mekanizmalı tepkimeler oluyordu ya kıymetli arkadaşlarım. Hani hız denkleminde yazıyorduk. Yavaş basamağa göre hızı belirliyordu. Ee, KC'mizi ya da denge sabitimizi yazarken, bu denge denklemini yazarken toplam tepkimeye göre yazacağız. Net tepkimeye göre yazacağız. Bir. İkincisi, aynı yine hız denklemini yazarken katılar ve sıvıları ne yapmıyorduk? Hız denkleminde yazmıyorduk. KC'yi yazarken yani denge denklemini yazarken katıları ve saf sıvıları da yazmayacağız. Kimleri yazacağız? Gazları ve suda çözülmüşleri. Aqua dediğimiz, AQ dediğimiz e, gazları ve sudaki sulu çözeltileri yazmış olacağız. Mesela şunun denge denklemini yazın derseler nasıl yazarız? Şu şekilde bir kesiş çizgimi çizeyim. Amonyağın derişiminin karesi bölü azotun derişimi çarpı Hidrojenin derişiminin küpü diye yazabilir miyim? Elbette ki yazabilirim. Peki şunu nasıl yazarım arkadaşlarım? Bakın PCl3'ün derişimi çarpı klorun derişimi bölü PCl5'in derişimi şeklinde yazabilirim. Şunu nasıl yazabilirim? Hidrojen klorürün derişiminin karesi çarpı hidrojenin derişimi çarpı klorun derişimi şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim. Devam edersem Arkadaşlarım şurada bakın saf katıları yazamıyorum. Onları yazamıyordum. Ne kaldı geriye o zaman? Karbon dioksitin derişimi kaldı. Başka türlü yazamam. Şurada ise saf katıları ve sıvıları yazmıyordum. Bu sıvılar da yazamadım. Geriye kalanları yazabilirim sanırım. Burada KC neye eşit olacaktır efendim? Hidrojen iyon derişimi çarpı bir karbonat iyon derişimi bölü karbondioksitin iyon derişimi şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim. Sevgili arkadaşlarım, kimya, denge tepkimelerinde reaksiyona giren ve çıkartılan maddelerin fiziksel halleri aynı ise buna biz homojen denge, farklı ise heterojen denge diyoruz. Bakın mesela birinci tepkimede katı var, gaz var. Bu bir heterojen dengeye örnektir. Burada ise hepsi gaz halde. Bu da nedir? Homojen dengeye örnektir diyoruz kıymetli arkadaşlarım. Şöyle bir örneğimiz olsaydı e, x'ten y ve z oluşmuş. Tepkimesinin ileri hız sabiti 2 çarpı 10 üzeri eksi 4. Geri hız sabiti ise arkadaşlarım 5 çarpı 10 üzeri eksi 5'miş. Burada kc nedir diyor. kc'yi nasıl buluyorduk? kc eşittir diyorum. ki bölü kg'ydi. Hız sabitlerini verirsem bu formülden buluyorduk. Buradan çıkmıştı zaten. ki neydi? 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü. Bu da 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 yazabilirim. Buradan da 0,4 çarpı 10 olur. Buradan da KC'miz ne olacaktır? 4 gelecektir kıymetli arkadaşlarım. Bir başka sorumuz. Denklemine göre 10 litrelik bir kaba 8 mol x2 ve 12 mol y2 konuluyormuş. Tepkime dengeye ulaştığında kapta 4 mol x2 y4 gazı bulunduğuna göre tepkimenin denge sabiti Kc nedir diyor. Kıymetli arkadaşlarımız şey denkle de, e, denge denklemini tekrar bir yazalım şuraya. X katısı artı 2 y 2 gaz şu şekilde yazdım. Şu şekilde ve devamında x2y4 gazı yazdım. Şimdi başlangıçta başlangıçta bundan 8 mol varmış. Bundan ise 12 mol varmış. Bundan yokmuş. Değişim sevgili arkadaşlarım. Değişim. Şimdi dengede bundan 4 mol varmış. Belli ki bundan 4 mol oluşmuş. Bundan 4 mol oluşursa kat sayılarına göre bunun kat sayısı 2. Bundan o zaman 8 mol harcanmıştır. Bundan da 4 mol harcanmış mıdır? Harcanmıştır. Peki denge durumunda dengede dengede bundan 4 mol bundan 4 mol Bundan da 4 mol var mıdır? Vardır. Şimdi Kc'yi yazacağım ben. Yalnız bir şeye dikkat edelim arkadaşlarım. Kc'yi yazarken 1. Saf katıları almıyoruz. Yani bu katıları almıyoruz. Bu gitti. Bunu almayacağım. 1. İkincisi bir de molarite olarak alacağım arkadaşlarım. Yani bu 4 mol değil. O yüzden hacme bakıyorum. Aman ha. Hacmi unutmuyoruz denge denklemlerinde. 10 litreymiş. O zaman hepsini 10'a bölerek hani molarite eşittir n bölü v değil miydi? O zaman mol sayılarını 10'a bölersem bu 0,4 molar. Bunu da 10'a bölersem bu da 0,4 molar oldu mu? Evet oldu. Şimdi denge Kc yazıyorum. Kc burada neye eşittir? Hani katıları almadığım için x2 y4'ün derişimi bölü y2'nin derişiminin karesi. Buna eşit midir? Evet eşittir. Devam edersem efendim. 0,4'tü x2 y4'ün derişimi. 0,4 bölü 0,4'ün karesi. 0,4'ün karesi. Buradan da 1 bölü 0,4 o da eşittir. Kaç gelecektir? 2,5. Demek ki burada kacem kaçmış sevgili arkadaşlarım? 2,5. Bu şekilde buluyoruz. Bir başka sorumuz şu şekilde. Denklemine göre 1 litrelik kapalı bir kaba 4 mol amonyak gazı konuluyormuş. Aynı koşullarda amonyak gazının %50'si azot ve hidrojen gazlarını ayrıştığına göre ayrıştığında denge oluyormuş. Burada Kc nedir diyor. Sevgili arkadaşlarım sakince denklemimi yazıyorum. Bakın amonyak yazdım. Şu şekilde N2 gaz artı 3H2 gaz diye yazdım mı? Yazdım. Başlangıçta bundan 4 mol varmış. Bundan yok. Bundan yokmuş. Değişim ne kadarmış arkadaşlarım? Değişim Amonyan %50'si ayrışmış. 4'ün %50'si kaç ayrışır? 2'si ayrışır. Bundan 2 mol ayrışırsa kat sayılar konuşur. O zaman bundan 1 mol oluşur. Bundan 1 mol oluşursa kat sayılarda bakarsam bundan da 3 mol oluşur. Peki dengede sevgili arkadaşlarım dengede dengede. Bundan 2 mol vardır. Bundan 1 mol vardır. Bundan da 3 mol var mı? Var. İşin bitti mi bitmedi. Bir gözüm hacimde. Arkadaşlarım denge soruları çözerken mutlaka hacme bakıyorum. Hacim neymiş? 1 litre. Hacim 1 litreyiz. yani molarite eşittir M bölü V'de. Bu 1 ise aynı zamanda mol sayısı molariteye ne olur? Eşit olur. O zaman ben bunları molarite olarak da alabilirim. Şimdi KC'mi yazıyorum. KC neydi? Biraz önce de yazmıştık. Ürünlerin molaritesi yani N2'nin molaritesi çarpı hidrojenin molaritesinin küpü katsayısı 3 çünkü bölü amonya molaritesinin karesi yazdım mı? Yazdım. Devam edersem azotun molaritesi 1, hidrojenin molaritesi 3'ün karesi, amonya molaritesi de 3'ün pardon arkadaşlarım 3. kuvveti, şurada 3. kuvveti. E, ee, Amonyan molaritesi de 2'nin ikinci kuvveti diyebilirim. Dolayısıyla buradan ne gelecektir? 27 bölü 4 gelecektir. Kc değerimiz kıymetli arkadaşlarım. Bir sonraki sorumuz. Yine böyle bir denklemde 1 litrelik kaba 1,2 şermol azot ve hidrojen gazları konuluyor. Sistem dengeye ulaştığında 1,8 mol gaz karışımı bulunduğuna göre tepkimenin denge sabiti Kc'nin değeri nedir diyor. Hemen bulalım. N2'yi yazıyorum. N2 gaz artı 3 H2 gaz diye yazdım. Devamında 2 amonyak 3 diye yazdım arkadaşlarım. Başlangıçta ne varmış? Bundan 1,2 mol. Bundan da 1,2 mol varmış. Bundan yokmuş. Değişim neymiş efendim? Değişim. Değişim. Şimdi değişimi vermemiş. Bundan a n mol harcansa sevgili arkadaşlarım. Bundan 3 n mol harcanır mı? Evet 3 n mol harcanır. Peki bundan 2 n mol oluşur mu? Evet 2 n mol oluşur. Peki dengede? Dengede ki durum nedir? 1,2 eksi n. 1,2 eksi 3 n. Ve buradan 2 n varmış. Ve dengedeki maddelerin mol sayıları toplamı, dengedeki maddelerin mol sayıları toplamı, yani şunların toplamı, şunların toplamı kaçmış? 1,8miş efendim. Yani 1,2 eksi n artı 1,2 3 n artı 2n 2 n eşittir 1,8'miş. Buradan 2,4 eksi 2 n eşittir 1,8 ise n eşittir buradan 0,3 gelir kıymetli arkadaşlarım. n 0,3 ise dengede bunun derişimi ne olur arkadaşlar mol sayısı 0,9 olur. Bu ne olur? 0,3 olur. N 0,3'tü. Bu da ne olacaktır? 0,6 olacaktır. Hemen gözüm hacme bakıyor. Hacim 1 litre ise mol sayısını mol artı olarak ne yapabilirim? alabilirim, kullanabilirim. Herhangi bir sorun yok. Bana neyi soruyor? KC'yi soruyor. KC'yi bulabilirim artık. KC neyi eşittir efendim? KC amonyağın derişiminin karesi bölü azotun derişimi çarpı hidrojenin derişiminin küp yazabilir miyim? Elbette ki yazarım. Verilenleri yerine yazarsam amonyağın derişimi 0.6 0.6 çarpı 0,6 yazabilirim. Ee, azotun derişimi sevgili arkadaşlarım 0.9'du 0.9 çarpı e, hidrojenin derişimi de 0,3'tü. 0.3 çarpı 0.3 çarpı 0.3 yazdım mı? Yazdım. Buradan şunlardan 2 gelir. 2. Şuradan da 2 gelir. Geriye kalanı yazarsam 4 bölü 0.27 gelir. Bunu da yüzde çarparsam 400 bölü 27 bizim kc değerimiz olur kıymetli arkadaşlarım. Bu da değişik bir soruydu denge ile ilgili. Her soru farklı olsun istedim. Karşınıza çıkabilecek sorulardan olsun istedim. Tepkimesinin belli bir sıcaklıkta kc değeri 1'miş. Aynı sıcaklıkta 5 litrelik sabit hacimli kaba 12 mol hidrojen bromür gazı konularak dengeye ulaşması bekleniyormuş. Sistem dengeye ulaştığında kapta kaç mol hidrojen gazı vardır diyor kıymetli arkadaşlarım. Şunu yazıyorum tekrar. Ne yazıyorum? 2 hidrojen bromür yazdım. Şu şekilde hidrojen artı brom diye yazabilirim. Gaz, gaz ve gaz. Sevgili arkadaşlarım bu denge sorularını çözerken bir kısa yoldan daha söyleyeyim. Efendim eee Tepkimeye girenlerin mol sayısıyla ürünlerin mol sayısı aynıysa şurada olduğu gibi aynıysa hacmi dikkate almadan Kc değerini bulabiliriz çünkü hacim birbirini yok eder. Şimdi başlangıçta ne varmış efendim? Başlangıçta hidrojen bromür 12 molmüş. Bundan yok, bundan yok. Peki bundan değişim diyelim, değişim. Bundan en 2 en mol harcansa niye 2 en mol dedim? Katsayılarla uyumlu olsun dedim. Bundan 2 en mol harcanırsa bundan da en mol Bundan da en mol oluşur mu? Oluşur. Peki dengede ne olur kıymetli arkadaşlarım? Dengede 12 eksi 2 en. Burası da en. Burası da en olur mu? Olur. Peki hacim 5 litre. Hepsini 5'e bölebilir mi? Ama gerek yok. Çünkü birbirini götürecek. Ne dedik? Tepkimeye girenlerin mol sayısıyla ürünlerin mol sayısı aynıysa Hacmi dikkate almadan ben KC'yi bulabilirim. O zaman KC'yi yazıyorum. KC eşittir hidrojenin derişimi çarpı bromun derişimi bölü hidrojen bromürün derişiminin karesi. Verilenleri yerine yazarsam 1 eşittir n çarpı n bölü 12 2n'in karesi diyebilirim. Her tarafın karekökünü alırsam 1 eşittir n bölü 12 eksi 2 n olur. n eşittir 12 eksi 2 n'den 3 n eşittir 12'den n eşittir 4. Efendim bu 4'müş. Bu da 4'müş. Bu da kaç olur? 8. Bu da 4'müş. Bana neyi soruyordu? Hidrojen gazı kaç moldür diyor. 4 moldür diyebilir miyim derim sevgili arkadaşlarım. Bir sonraki soruya geçiyorum. Şöyle bir tepkimemiz var. Denklemine göre T santigrat derecede 2 litrelik daire içerisine al hacmi kapta 4 mol karbon monoksit gazı, 4 mol oksijen gazı ve 8 mol karbondioksit gazı dengedeymiş. Burada derişimler cinsinden denge sabiti nedir diyor. Yazayım efendim. Şu şekilde yazdım gaz artı oksijeni yazdım gaz şeklinde. Devamında 2 karbondioksit gazı yazdım. Burada denge durumu varmış. Dengede, dengede ne varmış efendim? Bundan 4 mol varmış. Bundan da 4 mol varmış. Bundan da 8 mol varmış. Hacim 2 litre olduğuna göre ne yapıyorum? Derişime geçiyorum. Bunların hepsini 2'ye bölüyorum. Bu 2 molar bölü 2'ye. Bu da 2 molar bölü 2'ye. Bu da nedir? 2 molar olur. Kc nedir burada efendim? Kc değerim karbondioksitin derişiminin karesi bölü Karbon monoksitin derişiminin karesi çarpı oksijenin derişimi yazabilir miyim? Yazarım. Karbon dioksitin derişimi 2'nin karesi bölü. Karbon monoksitin derişimi 2'nin karesi çarpı 2 dersem. E şunlar giderse buradan Kc ne gelecektir? 0,5 gelecektir kıymetli arkadaşlarım. Bir başka denge sorusuyla yolumuza devam ediyoruz. Tepkimesinin 25 santigrat derecedeki denge sabiti Kc'si 4'müş. 1 litrelik sabit hacimli kapalı bir kapta bir miktar X2Y3 gazı konularak başlatılan tepkimede denge kurulduğunda kapta 8 mol X2Y4 gazı tespit ediliyormuş. Buna göre başlangıçta kaba konulan X2Y3 gazı kaç moldür diyor. Sevgili arkadaşlarım sakince verilenleri bir yazalım. X2Y3 gazı var burada. Ne oluyor efendim bu, bu şekilde? X2Y gazı artı Y2 katısını oluşturdu mu? Elbette ki oluşturdu. Şimdi başlangıçta bundan bir miktar konulmuş, n mol konulsun, n mol var, bundan yok, bundan yok. Sevgili arkadaşlarım, değişim ne kadarmış? Değişim. Bakın bundan 8 mol oluşmuş. Bundan 8 mol oluştuysa, bundan da 8 mol oluşmuştur, bundan da 8 mol e, harcanmıştır. Peki denge durumu nedir? Denge durumunda bundan en eksi 8 mol kalmıştır. Bundan 8 mol var. Bundan da 8 mol var. Ancak unutmayalım katıları denge denklemine yazmıyorduk. Dolayısıyla şunu iptal ediyorum. Bununla bizim işimiz yok. O zaman Kc burada neye eşittir? Kc değerim eşittir. X2y'nin derişimi x2y'nin derişimi bölü x2y3'ün derişimine eşitmiş. KC değerimi vermiş mi? Vermiş sağ olsun. 4'müş. Yaz or kardeşim oraya. 4 eşittir. E bunun derişimini de vermiş. x 2 y 3 8 mol dedik. Değil mi arkadaşlarım? Hacim 1 litre olduğuna göre mol sayısını molerit olarak alabilirim. Buraya 8 yazabilirim. E burası da ne olacak? Burası da n 8 olacak. Şöyle işler içler dışlar allem kallem yaparsak 4 n eksi 32 eşittir 8 olur. Değil mi sevgili arkadaşlarım? Buradan 4n eşittir 40'tan n eşittir ne gelecektir? 5. Başlangıçta demek ki neymiş arkadaşlarım? Ee, n eşittir 10 olur. Özür diliyorum, 10 olur, 5 olmaz. Evet, başlangıçta demek ki neymiş sevgili arkadaşlarım? 10 mol X2Y3 konulmuş ve 8 mol harcanarak böyle bir tepkime açığa çıkmış diyoruz. Evet, bu konuyla ilgili son bir sorumuz var arkadaşlarım. Bir de bu, bu tarz grafik sorularıyla karşılaşabiliriz. Grafik sorularındaki birinci hedefimiz tepkime denklemini oluşturmak. Tepkime denklemini oluşturduktan sonra diğer soruları çok kolay bir şekilde cevaplayabiliriz diye düşünüyorum. Sevgili arkadaşlarım, başlangıçta bakın A azalmış, B ve C oluşmuş. O zaman şöyle yazabilir miyim? A'dan, hepsi gaz olduğu için gaz gaz diye yazayım, hadi yazayım. A'dan ne oluşmuş? B gazı oluşmuş. Bir de ne oluşmuş? C gazı oluşmuş. Bunu yazdım. Başlarındaki kat sayılarını harcanan ve oluşan miktarlara göre belirliyorum. Mesela A gazından ne kadar harcanmış? Bundan eksi 4 mol harcanmış. B gazından 4 mol oluşmuş. C gazından da daha doğrusu 0,4 0,4. Bundan da 0,2 mol oluşmuş diyebilir miyim? Evet. Hani bu harcanma ve oluşma miktarları başlarındaki katsayılarla sayılarla orantılıydı ya. Bunun katsayısını sayısını 1 alırsam bunun katsayısı ne gelecektir? 2. Bunun katsayısı da 2 gelecektir. Şu haliyle tepkime denklemini oluşturdum. Tepkime T anında dengeye geldiğine göre T anındaki derişimlerini yazayım ben bunların. Daha doğrusu burada mol sayıları verilmiş. Önce mol sayılarını sonra da mol RT'ye geçeyim. A'nın T anındaki mol sayısı kaç? 0,2. Bundan 0,2 mol varmış. B'nin mol sayısı arkadaşlarım 0,4. Denge anında bundan 0,4 mol varmış. C'ninki de 0,2. Bundan da 0,2 mol varmış. Hepsini hacme bölersem molariteye geçmem lazım. Hepsini sevgili arkadaşlarım 2'ye bölersem bölü 2 dersem bu 0,1 molar bölü 2 dersem bu 0,2 molar bölü 2 dersem bu da 0,1 molar olur mu? olur. Şimdi bu denkleme göre kc'yi yazarsam kc neye eşittir? b'nin derişiminin karesi çarpı c'nin derişimi bölü a'nın derişiminin karesi. Verilenleri yerine yazarsam b'nin derişimi 0,2 0,2'nin karesi çarpı c'nin derişimi 0,1 0,1 bölü a'nın derişimi de 0,1'in karesi diyebiliriz. Buradan ne gelecektir sevgili arkadaşlarım? Yukarısı 0,04 çarpı 0,1 bölü aşağısı da 0,01 olacaktır. Şunlar sadeleşir ve sonuç ne gelecektir? 0,4 gelecektir. Kc değerim diyorum. Ve böylece bir dersin sonuna geldik sevgili arkadaşlarım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.